Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta iki açıklama yaptı az önce söyledi. Evet. Bunu konuşalım biraz. O açıklama da var aslında elimizde. Yani daha önce görmemiş olanlar için 30 saniyeli kısa bir açıklama. Ona bir bakalım çünkü durup dururken İstanbul bomba, terör vesaire bir şeyler söylemeye başlıyor Süleyman Soylu. Her iptal Binali Bey'in oldu. Öbür taraftan çok az. Binali 17-18 bin yazılmışsa öbür tarafta 1500-2000 yazılmış. Bu kadar açıklama Şimdi biz ne yapacağız? Kusura bakmayın. Yani dağlarda terörle mücadele ediyoruz. Niçin milletimiz huzur ve rahat içerisinde yaşasın diye. Beyefendiler Allah yapmasın da İstanbul'da 31 Aralık 2016'dan itibaren tek bir patlama yok. İki buçuk yıldır millet huzur ve güven içerisinde. Milletimizin hakkını, hukukunu her yerde savunmaya çalışıyoruz. Milletin hakkını savunuyoruz, ülkemizin hakkını savunuyoruz. Demokrasiyle geldiğimiz yerlerde milletin oyunu savunamayacak yoksak biz bu işleri niçin yapıyoruz? Ve bunu çok net bir şekilde ifade edeyim. Burada esas mağdur Binali Bey'dir. Şimdi ne diyorsunuz? Ki dedim biraz önce de yayın Evet. Yani işte DH'ta bir hareketlilik var. Işit'te bir hareketlilik vardı diyor Soylu. Ne diyorsunuz buna? Çünkü Durmuş Yılmaz diyor ki yani derim Durmuş Yılmaz diyor ki seçimi erteleme provası yapılıyor. Ben de bunu kayda düşeyim diyor ki Durmuş Yılmaz önemli bir Şöyle iş. Yani Evet, şimdi şu var. Yurmuşluğunda devlet tecrübesi olan, devlet bürokrasisini bilen birisi muhtemelen kulağına bir takım bilgiler geldiği için böyle bir açıklamayı yapıyor. Ee, ki bunu bilgi olmasa bile tahmin etmek zor değil. Çünkü Türkiye'de her şey tekrar ediyor. Yani nasıl tekrar ediyor? İşte e, 2015 seçiminden hatırlayalım. Haziran'dan Kasım'a kadar olan süreci, hatırlayalım o süreçte yaşanan olaylar. Durup dururken patlayan bombalar. 15 Temmuz öncesinde 15 Temmuz'a giden süreçte hatırlayalım. Ankara'nın merkezinde, göbeğinde Kuvvet Komutanlıklarının önünde bombalar patlıyordu. Türkiye'nin her yeri alev alev yanıyordu. Sonra ne oldu? işte 15 Temmuz kumpası gerçekleştirildi. Terör saldırısı var diye binlerce asker sokağa çekildi. Sonra kumpasa uğradıklarını anladıklarında da zaten iş işten geçmişti. Şimdi aynı şey şu an yaşadığımız hadise bu. El Erdoğan 15'ten Temmuz, şey pardon 23 Haziran'daki seçimde garanti göremezse, 23 Haziran'da rüzgarın kendi lehine dönmediğini görürse bu çok da sürpriz olmayan bir şekilde sağda solda bombalar patlayabilir. Sağda solda terör hadiseleri artabilir ve bunun akabinde e, güvenlik gerekçesiyle seçimi iptal ediyoruz. Mevcut atadığımız e, kayımız devam edecek diyebilirler. Bunu derlerse önünde alternatif bir, bunu engelleyecek bir durum da söz konusu değil. Çünkü e, AKP iktidarında olmaz dediğimiz ne varsa her şey oldu. Yani anayasa zaten askıda kullanılmıyor. ve Yasalar zaten uygulanmıyor. Meclis tamamen işlevsiz hale getirildi. Yani dese ki yarın Erdoğan, İstanbul'da güvenlik riski var. E, İstanbul seçimlerini süresiz olarak belirsiz bir tarihe kadar erteliyoruz. Belediye başkanı olarak da kayım devam edecek dese. Buna aykırı hareket edebilecek, buna itiraz edebilecek kimse var mı? Ben görmüyorum. Çünkü muhalefet zaten dünden kendisine biçilen rolü razı. İşte biraz sonra konuşacağız. Yani Kılıçdaroğlu'nun kalkıp Samsun'da Erdoğan'la birlikte o fotoğrafı vermesinin siyaseten hiçbir izahı yok. Hiçbir izahı yok ama muhalefet yapıyor. Yani bunu ayrı bir başta değerlendirelim ama şunu hatırlatalım. Hani 400'ü verin huzur içinde bu iş çözülsün diyen Erdoğan'dı. 400'ü alamadığı için o vekil sayısından bahsediyorum. Ortalık birbirine girdi. Nedensiz patlamalar oldu. Yani bir, terörün bir nedeni yoktur. İşte bir, gün bir yerde gider bomba patlatır ama e, sonra bu saldırıların hepsi az önce söylediğim dediği gibi pat diye kesildi. Şimdi bunu sormak lazım. Yani ne oldu, ne bitti de niye böyle bir saldırı oldu ve neden bitti? Bunun cevabı da yok. Yani terör sebebiyle hani terörün ve korkutmanın bir siyaset aracı olarak kullanılması AKP'de yeni bir şey değil. Erdoğan bunu sıklıkla yapıyor. 15 Temmuz'da aynısını yaptılar. Yine aynısını yapabilirler. Bunun önünde bir engel yok.